Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Türk Anayasa Hukuku dersinin 8. ünitesinden bir soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin varlığı zorunlu bir özelliğini oluşturmamaktadır? A. Hakimlerin nesnelliği, B. Yargı bağımsızlığı, D. Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi, D. Hakimlik güvencesi, E. Yürütme organının düzenleyici işlem yapma yetkisi. Hukuk devleti, devlet fonksiyonlarının, devlet faaliyetlerinin hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmesi anlamına gelir. Hukuk devleti ilkesinin temel özelliği, devlet fonksiyonlarının işlemesinde, yasama ve yürütme faaliyetlerinde keyfilikten uzak olarak yasama ve yürütme faaliyetlerinin hukuka uygun bir şekilde işlemesidir. Bu açıdan bakıldığında bu hukuka uygunluğunun denetlenmesi bağımsız bir yargının varlığıyla mümkündür. Bu nedenle B şıkkını eleyebiliriz. Yargı bağımsızlığı hukuk devletinin zorunlu bir özelliğidir. A şıkkındaki hakimlerin nesnelliği kavramına baktığımızda hakimlerin nesnelliği yargı bağımsızlığının bir alt özelliğidir, zorunlu bir özelliğidir. Hakimlerin görevlerini yerine getirirken sahip oldukları siyasal, toplumsal, dinsel, geleneksel ve ahlaki düşünce ve inanış kalıplarından sıyrılmaları gerekliliğine işaret eder. C şıkkında yürütme işlemlerinin yargısal denetimi, yürütme faaliyetinin keyfiliğinin önlenmesi açısından temel öneme sahiptir. Hukuk devletinin zorunlu bir unsurudur. D şıkkında yer alan hakimlik güvencesi ise, hakimlik güvencesi hakimlerin görevlerini yerine getirirken herhangi bir baskı ya da tehditle karşılaşmaksızın tam bir serbestlik içinde görevlerini yerine getirebilmesi için hakimlerin meslek hayatlarına ilişkin getirilen güvencelerdir. Hakimlerin azil olunamaması, hakimlerin istemedikleri halde 65 yaşından önce emekliye sevk edilememeleri, idari görevlere atanamamaları, hakimlerin bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle bile olsa hakimlerin aylıklarından, ödeneklerinden ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılmamaları hakimlik güvencesinin bileşenlerini oluşturur. Başka bir deyişle hakimlik güvencesi aslında yargı bağımsızlığının doğal bir sonucudur. Onun alt başlığı altında incelenebilir. E şıkkında yer alan ifade doğru yanıtımız yürütme organının işlem yapma yetkisi hukuk devletiyle ilgili bir neden sonuç ilişkisi kurulabilecek bir anayasal özellik değil. Daha çok güçlü bir yürütme organı sağlamak için siyasal sistem içerisinde yürütme organını güçlendirmeye yönelik bir anayasal düzenlemedir. Yine bu şıkkın